Böyle bir miras var mı yok mu yani totalde? Yok yok. Yok. Yalan. Hülya Hanım yok. Yok da işte var gibi gösterdi. Var bize gibi sahte gösterdi. Avukat gösterdi. Hani bana gönderdiği mesajlarda babanız Yüksel Yüksel'den mirasçı işte Nursel Yüksel. Evet. Bilmem ne ne şu davada işte borcu vardır. Bunun ödenmesi lazım. Bilmem ne hepsi bende mesajlarda var. Ama sen şimdi mirastan almak için dolandırılmıyorsun. Sen de bu kadınla duygusal bir şey yaşamaya başlıyorsun. Ya duygusallık ilk başta öyle bir şey yok. Daha sonradan gelişti yani. Bu arada bir hikaye geçti, iki çocuk geçtikten sonra. Yani. Yok. Bana bu götürdü. Ya benim dedi bir koltuklar varmış evde oturma grubu böyle. He. Yeğeninin üzerineymiş. Yeğeni alıyor koltukları götürüyor. Evindeki. He, çırılçıplak kalıyor ev. Bu diyor bana diyor koltuk alalım. Senin onun evinde diyor. Ne işin var? Nasıl? Senin onun evinde ben onun evine gitmiyorum. Bana öyle diyor. He. Benim diyor koltuklarımı götürdü diyor. Yeğenim diyor. Televizyonu, koltuğu, moltuğu onun o aldı diyor. Onun üzerineydi diyor faturası diyor. Aldı götürdü diyor. Eve diyor bir koltuk alalım. Ben nasıl alacaksın dedi para yok. E dedi para gelince oradan öderiz. E senin tanıdığın bir yer yok mu? Benim tanıdığım bir yer yok dedim. Ha bizim bir dedim eşimin dedim. Dedim buradan telefon falan aldı. Orada var orası da verir mi vermez mi bilmiyorum dedim. Zaten ben yarı patlağım dedim yani. Oradan işte gittik beraber gittik. Onunla beraber gittik. Hatta orada kendinin de videoları, görüntüler varmış yani. İşte ben eşiyim demiş. Hatta orada imza attım atmadı. Ben onu tam benim farkında değilim. Benim adımı kullanmış Müge Hanım. Ha, yani şimdi mesela... Ben hiç... Alışveriş merkezinin de o alışveriş merkezine gidip... ...senin eşin adını mı verip koltukları alıyor? Eşiyim demiş yani. Eşiyim deyip... Ha. ...yani orada imza atıyor. İşte o şekilde orası da arıyor bunu. O alışveriş merkezi bunlara küfür edip... Telefonu kapatıyormuş yüzlerine. Benim adımı kullanıyormuş. Bunun ismini kullanıp kendi numarasını vermiş. Hayır. Nursel Hanım. Avukat bizi arıyor. Mobilyacılar arayınca. Ne kadar mobilya alınır? Ya bir oturma grubu alındı. Bir tane de onun hani ortada bir sehpası oluyor ya. Bir ondan bir tane de halı. Kaç lira? Ya o zaman 8 milyon falandı işte. Şimdi o ödenmeye bayağı çıkmış o. 20-25 milyon bulmuş. Ya ama senin eşinin üzerine. Ya benim üzerime ha. Gelinin üzerine öyle göstermiş Müge Hanım. Benim üzerime göstermiş. Ama nasıl öyle bir şey olacak ki sen gitmezsen nasıl onun üzerine daha önceden gelinimiz alışveriş yapmıştı orada. Ya daha önceden bu alışveriş yapmış ya oradan. Benim bilgilerimden yani yola çıkmış. Bilgilerinden dolayı yani yola çıkılıyor orası da. Ya öyle şey olur mu? Ben gitsem selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben şu kişinin falancanın eşiyim desem bana verirler mi? Sen de gitmedin mi onunla? Ya beraber gittik işte. E tamam beraber gittin. He. E tamam sen de gittin kadınla. Gittim. E tamam sen de dedin ki benim eşim dedin verdiler. Senin de eşinin orada alışverişi oldu. Tam orada ismi de gözüküyor işte. E tamam sen şimdi başka türlü anlatıyorsun da. Başka türlü anlatmıyorum. Yani ben gittik dedim burada böyle ben dedi eşiyim derim dedi. Orada hallederiz işi dedi ya. Yani planı ya o dedi, yapmış. Ben mesela şimdi şöyle orada ne dedi biliyor musun alışveriş merkezi? Yapmış. Dedi yani bizim verecek olduğumuz şey dedi bir ay bir buçuk ay sonra gelir dedi. Koltuk dedi biliyor musun? Orada bir böyle hani gösterme amaçlı olan var ya illa bu olsun dedi. Ya işte bu burada hani gelen görüntü için yok işte bizim kızımızı istemeye gelecekler yarın dünürcüler gelecek. Biz onları nereye oturtturacağız bilmem ne öyle şeyler söyledi yani illa bu olsun dedi. Hep yalan dümen. Tamam da abicim yani sen gitmişsin kadına koltuk almaya. E ne yapayım bana al diyor. E o zaman bize de al. E alayım. Öyle her almayı alıyor yani musun? İyi niyetimizden yani iyi ya. Niyetimizden kötü niyetle bir şey değil. E sonra koltuğu aldınız sonra ne oldu? O zamana kadar aranızda hiçbir şey yok. Ha, koltuğu aldıktan sonra işte bana şey yaptı bu. Üstüme atladı yani. Müge Hanım o büyük miras gerçek kirim, ya. Güya mobilyayı ondan ödeyecek. Kirim kirim kirletti kadınlığını yani. Kullandı Müge Hanım. Buna karşı kadınlığını kullandı bu yani açıkçası. O şimdi heyecandan ne dediğini bilmiyor. Yani şimdi şöyle yani koltuğu aldı hesapta bu tamam mı? Bu evet. Öyle yapınca bu yani benden birlikte olmak istedi yani açıkçası öyle söyleyeyim yani. Eşimi ya dur gördüm ne yapıyor öyle. Niye yani böyle bir ev mev de değil yani arabanın içinde yani. O neyse, zaten o alkollüydü ayrı... zaten. Sen de hiçbir şeye hayır diyemeyen bir adam olarak. Ne bileyim zaten hep ne kaybettiysek iyilikten kaybettik. Şöyle zaten. Bir şey. İyilikten niye? Dur bir dakika Beyatım seninle ne alakası var garibim. Ne bunda iyilik ne? Kadını kırmayayım mı yani ne? Ya kırmayayım değil yani biz dedik ki yani şöyle kaybettiğimizi kurtaralım da dedik nalet olsun yani o koltuğu da alalım evet. Şey yapalım. Yani, yani gelsin bunun koltuğun parasını peşin kapat öyle diyor zaten para gelsin peşin kapatırsın onu diyordu. Yani kapatalım neyse ben sana ne kadar masraf etmişim atıyorum o zaman 50 milyon 100 milyon versen benim param sana 400 milyon geldi al 300 milyonunu al hadi Allah'ın selameti başın üstüne olsun diyecek. O yani. Büyük para gelecek ya. Yok işte bana otoban yolundan para gelecek yani otoban geçtiği otobandan para gelecek yok işte.
bizim Bolu'da bir yerimiz var. O yeri abim başka birinin üzerine benim imzamı kullanarak sattı dedi. Donuna kadar alacağım dedi. Abisi buna şey vermiyormuş. Tamam, hakkını güzel vermiyormuş. Kelimeler konuşalım, kesmesinler ha. Ha, o şekilde şey yaptı yani, bizi dolandırdı yani. Sonra ne oldu? El elde baş başta. Mağdur etti bizi. Kadın. Sonra en sonunda ne oldu? En sonunda işte bu koronaya yakalandım dedi. Mart'ın sonlarıydı. 30'u 31'i. Tamam ben ölüyorum dedi. Hakkını helal et anneme dedi. Ben ölürsem dedi. Anneme sen bakacaksın. Lan ben senin annene nasıl bakayım dedim. Ne onun adı? Diyor benim kimim kimsem yok diyor. Ortada kalır. Kafasında zaten diyor tümör var diyor. Zaten de o da büyümüş diyor. Öldü ölecek diyor. İşte o şekil. İşte lan bu şimdi diyorum ben kendi kendime bu ölürse diyorum bizim para da gidecek tütüne. Acaba ne olur ne gider. Oradan yeğeni bu sefer devreye geçti bu Cansu. Abi anneme işte şey olacak. Boğazına şuraya bir tüp takılacak. Buradan hava verilecek boğazına. Artı o yetmedi. İşte ilacı var, gereci var, kanı var, damlası var. Akciğerine bir tane şöyle bamya şeklinde bir tüp takılacak. Ben o zaman Haydarpaşa'da çalışıyordum İstanbul'da. İşte gidiyordum parayı ATM'den çekiyorum gidiyorum Kadıköy'den ATM'den PT'den bana para yatırıyor. Ya, ben hani kendimde yetmedi yeden arkadaşlardan yok solunum makinesi alınacak. Hani hava veriyor ya. O makine... Gerçekten olmuş mu korona? Ya yalan, işte, yalan mı? Dolan mı? Biz ondan sonra bir daha giremedik bile yani gidemedik yalan. Oraya biz. Hani, hani biz mesela para bırakıyoruz ya kapıya güvenliğe bırakıyoruz parayı gelip oradan alıyor onlar. O hasta numarası yapıyor. Kaç gün hasta oldu ki? Ya işte, yalan. Mart ayının sonunda Nisan'da Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da gitti. Ağustos'a kadar gitti hastalığı hep. 5 ay korona oldu. He korona işte. Bunda ne? Sen dedim ya bunu herkes atlatıyor dedim. Sen bunu niye atlatamıyorsun? Ya ben de şey var. Allah'ım gülüyorum ama affet. Vallahi beyefendinin anlatımına gülüyorum tabii herhalde. Kronik hastalık var diye tamam mı? Ondan dolayı atlatamıyorum diyor. Yok kalbim işte pıhtı attı. Yok akciğere attı, kalbe attı. Yok kan verilecek. Peki stent o sırada takılacak. Bir Niğde'de, Kayseri'de balona bilen kim? Yeğeni Cansu. O Cansu. Şimdi mesela Cansu... Şimdi bana gelen mesajda abim annemin durumu çok kötü. İşte arıyorlar doktorlar, profesörler. İşte o pıhtıyı almaları lazım. Pıhtı şimdi atar. Bir bakıyorum zaten ben. Zaten ölür. Cansu Hanım Kapadokya'da balona biniyor. Bana hem orada hem burada nasıl oluyor? Yani şimdi bu Cansu tatile gitmiş ama bunun bu Nursel yani o yeğeninin ağzından yazıyor mesajı yani. O yeğeninin ağzından yazıyor. Para gönder. İşte bu 25 milyonu da son 25 milyonu da gönderirsen ne onun adı? Bu pırtıları aldıracağız. Ben gideceğim adliyede imzamı da atacağım. Paramızı da alacağız. Herkes yoluna bakacak. Bir de en sonunda 25 bin lira mı gönderdin? En son bu iki tane Müge pırtığı Hanım, atmış. İki tane. Günde bir para. İki pırtığı almak için 25 milyon. Yani bunun kanı var, işte anestezisi var, bilmem kılı var, yünü var. Hepsi var ya bu. Bu toplam 25. Ya ben şimdi anladım hani bunlar. Ya bu fazla tutmasın. 30, 25 değil de diyorum. 30 yollasam yok yok diyor. 25 yeterli diyor. Hani o şekil. E paran yok devlet hastanesine git, üniversite hastanesine git. Ya ne diyor? Hak, ben demediniz bak, bak dediğim ben mahkumum diyor. Mahkumlara diyor böyle bir devlet öyle kayıp diye böyle bir şey diyor. Yok, yok, şey, ben de diyorum. Her anlamda. Var diyorum gel götüreyim Marmara Özel Hastane var diyorum. Götüreyim oraya yaptıralım diyorum. Yok diyor onlar kabul etmiyor diyor. E bu peki evde mi tedavi gördün? Evde tedavi ya görüyoruz. Öyle evde tedavi kendini. Ya. Evde sen parasını verdin evde taktılar onun pırtısını falan evde mi attılar yani? He pırtıyı bu evde atıyor. Yani biz buna hesabına parayı yatırıyoruz. Oraya geliyor bu sağlıkçılar. Post makinesinden geliyorlar. Bunun parasını çekiyorlar. Hani yeğenin bana post makinesine parayı çekiyorlar. Ondan sonra işlem yapıyorlar. Ama iyi de evde pıhtı attıysa evde o pıhtının çözüldüğü mümkün nerede diyorum. Görülmüş? Ben de diyorum. Bu diyorum bak bu buraya diyorum donanım lazım. Hastane gibi olması lazım. Bu yok diyor onlar her malzemesinden geliyor ekip evde yapıyorlar bu. Yalan bu, ya. Hükümlü olduğu için hastaya hastaneye yatırmıyorlar diyor. Bunu o kadar inandırmışlar yalan. Ki bizi yani de dinlemiyor Müge Hanım. Ablası olaraktan biz duyarıyoruz. Peki o kadar şey inanmış siz ki. Anlamadınız mı bu adamın bu kadına kapıldığını? Anladık ama bunu anlatamıyoruz. Ya anlamadı yani diyor. Ona bir nas ver bilmiyorum diyor. Yani geri dönemedi. Ha? Artık büyülediler mi? Ya şey yaptılar bana... buna yani. Böyle biri değildi. Böyle bir yani böyle bir şey insan değildi. Sana verir mi böyle istersen 25-30 verirdi elinde. Bizi hiç mağdur etmedi. Yani bu iki kadın karşısına çıkmayasaya kadar... Böyle bir sıkıntım yoktu benim. Beni mağdur ettiler. Durumları çok iyiydi yani. Biz dört dörtlük yani evet dört dörtlük. Kendisi de öyle. Öyleydi yani. Kocamın suçu yok. İki kadının suçu. Kadınlığını kullandı. Eşimi elimden, malımı elimden, her şeyimi elimden aldı. Buralara gelmesini istiyorum. Hesabını vermesini istiyorum. Bunların hepsinin hesabını bana verecek. Evet çocuğu mağdur. Dur tek tek konuşuyorsun. Verecek. Niye bunların hesabını verecek.
Bilmiyorum. Niye eşini suçuyor? Nasıl? Niye eşini suçuyor? Eşimi mi? Niye eşinin suçu yok? Eşimin suçu onlar yaptı, onlar büyüledi. Çünkü o yola gidecek bir insan değildi. Yani işinde gücünde gelirdi. Yani öyle bir şey olsa sürekli evinde sabah işe gidiyor Haydarpaşa'ya saat 5:30'da. 6'da eve geliyor, hayvanlarına gidiyor çiftle. Ben evimde o çocuklarla beraber çalışıyor. 3 çocuğumla beraber. Yani kadın onu büyüledi diye mi eşinin suçu yok diyorsun? Evet, evet. Yani böyle kapılmazdı kesinlikle. Yardım etmeyi seviyor ama yani kapılmazdı, ona hiçbir şekilde kapılmazdı. Geri döndüremedik. Yani böyle bir şey olamaz diyor. Hani hastalık olamaz, evde bakım olamaz. Geri dönmüyor. Mesajlarla mesaj atıyorlar. İnanıyor yani. İnandırdılar. İnandırdılar. Suç onlar da, eşimin bir suçu yok. Erkek olarak dünyaya gelirsem kesin seni istemeye geleceğim babandan. Ama birebir kendim yaşıyorum Müge Hanım, yani eşimle, yani birebir. Ya ablam ne için aranı bozmak gibi olmasına ne suçu yok, gitmiş kadınla yaşamış, vermiş parasını pulunu. Ama kızı... kadın kullandı onu. İki tane kadın kullandı bunu yani. Dolandırdılar. Ya kadın çünkü daha önce hiç kimse... dolandırıcılık ama evet. Sonuçta dolandırıcılık bu da ortam. İllegal dolandırıcı. İllegal. Ortam hazır zaten yani dolandırıcı. Hazırlıklı bunlar, çete bunlar yani. Analı kızdı ya. Evet. Ama buna ortam hazırlayan sizin eşiniz. Ama o da aldandı, onların planlı oyununa aldandı. Aldandı ne demek ya? Yani büyülendi, aldı. Ya ben de aranızı bozmak istemiyorum ama biraz da kadın olarak ya bir laf edin dönün adama ya. Yani bu olaylarda sonuçta kadınlara giden, o kadından bir şekilde farklı menfaatler sağlamaya çalışan da yine sizin eşiniz. Tamam da avukat bey, bunu mesaj yoluyla kandırıyorlar. Bir şey görmüyor ki bu. Ne hastane görüyor, ne tedavi görüyor. Bu sabah gidiyor, akşam geliyor, mesaj atıyorlar yeğeniyle. Ikisi. Aşık olmuş adam, gözü dönmüş. Aşık, kadından etkilenmiş. Aşık. Gözü bir şey görmemiş. Yok yani ya, bu bir cevap versin, bir cevap versin. Yok, ben inanmıyorum ya, aşık olduğuna inanmıyorum. Peki ben kendisine soralım, yani aşık mı oldun? Hiçbir şaşa sokatmayayım. Ya bak, bu... ben aşık oldum. Ben ondan, o zaman ondan yaşamam lazım. Seni bırakmam evet, lazım. Evet, 7/24 yanımda yani benim. Sabah eve işe gidiyorum, oraya geliyorum. Ben işte bu işe girdik bir sefer hani. Kadın mı ağladı onu yani, ben olmadı. Kadın mı ağladı? Orası hasta, burası hasta. Bu olmasa ölecek. İşte yani yaptığım masraf boşa gidecek. Bilmem ne. Yani kandırdılar, dolandırdılar bu yani. Ben gitsin bırak benim ettiğim masraf da boşa gitsin. Bırak deyip nalet olsun kalsın. Yok abi, bu kadar masraf ettik. Niye paramız kalsın onda? Öyle. Yok işte keşif çıkacak. Keşif parası yatacak. Yok işte şuraya bir evet, bize tamam, görme salıya. Alemin üstüne icra geldi. Bu babası hani mirası şey demiyor. Bunları kalkması lazım. Ver Allah ver, ver Allah ver. Yani kene gibi böyle adamın kanını emiyor. Yani ne öldürüyor ne bir şey. En bakalım. Yani o şekil. Şöyle bir şey Müge Hanım, yani eşim mi, onunla gönül ilişkisi olsa onun yanında olur. Yani sürekli benim yanımda. O mesaj yoluyla kandırıyor onlar onu. Ya Müge Hanım, şimdi şöyle bir durum var. Anlattı ya, oldu diye bir ablacığım. Onu bilmiyorum artık, o esnada ne oldu ne gitti bilemem onu, ben orasını bilemem. Söyledi ya. Anlattı az önce, biz de nereden bileceğiz? Bize anlattı işte. Artık eşyalar aldırmak için yaptıysa, kullandıysa eşimi bilmiyorum. Kullandıysa eşini. Evet. Bu da ilk değil mi zaten Müge yani Hanım? Yani ilk değil, dolandırıldı. Biz sağdan soldan duyuyoruz yani, diyorlar. İkinci veya üçüncü şahıs. Yani. Ya bana zaten... Eşim niye versin bu kadar varmazını? Benim telefon adımı şey yazmış Müge Hanım. Ne yaptı bu, seni uyutup seni mi kullandı Erol abi? Ne yaptı yani? Yazmış. Beni kurban seçmiş bu, kurban, kurban. Evet yani. Kurban, bizi kurban seçti yani. Evet. Ha, senin gazozuna ilaç mı kattı bu kadın? Ne yaptı ya? Olabilir sana? Yani. Vallahi yapabilir. Ne yapmış? Böyle mi anlattın eşine yani? Yok, eşim bana öyle. Yani böyle yok, mi? Yok, öyle anlatmadım ya. Ben eşimi neyse, tanıdığım ben için öyle konuştum. Dümdüz anlattım ne olduysa yani, ne şey, aynısını anlattım. Eşimi yani, tanıyorum ben yani. Nasıl olduysa. Bak bu şimdi bu hastalığa eşim yakalandım dedi. Bana bu hani bu koltukla da kalmadı bu. Körfez'de şey var, alışveriş merkezi var. Oradan da bir de yatak odası aldırdı bu bana. Evet. Ya ben... Yani ne onun adı? İşte o da dedi bir ay bir... Şimdi neymiş? Bunun yatağı bozulmuş. Doktorlar hani eve gelen bakımcılar... Sen burada bu yatakta hayatta iyi olamazsın. Senin iyi bir düzgün bir yatakta yatman lazım. Artı senin bu kaldığın oda 17 derece
şeyde olması lazım. Bir de klima istediler benden üstüne üstüne. Ya ben dedim arkadaş yatağı aldık da klimayı neden alalım? Yani ona puanımız yetmedi yani. Daha onu da istiyorlar. Hani o büyüs o 17 dereceden üstüne çıkamıyormuş yani. Orada yayılamıyormuş. O da daha çabuk iyi oluyormuş. Daha yani neler neler. Diyor ki senden ne istese sen hayır demeyeceksin. Evet diyemiyor. İnanmıyor. Ya sanki şimdi nasıl ben... Affedersin bir hayvan gibi. Hani yuları takmışlar gibi böyle çek oraya çek öyle buraya her tarafa gidiyoruz yani. Öyle herhalde. Yani. Yani bilemiyorsun yani şimdi ne, bileyim artık, ne var bilemiyorsun. Sen bu işin oldu, başında, işin başında. Ya bunlar. Başka türlü bir yaklaşım içindeydin. Sonra iş senin menfaatine dokunmaya başladı. Ya birinci ne bileyim, biz alacağız. İlk aşamada menfaati sen gönül rızasıyla bir takım düşüncelerle veriyordun. Ya yani bizi, o zaman ya ben iyi niyetle hani yardımcı olalım dedik. Hani elektrikten elektrik kesilmiş doğalgazı. Doğalgazı yani. Kesilmiş dedik. Yani paramız gelsin. Kış günü dedik şey olmasın dedik. Mağdur olmasın dedik. O kadar yani. O bizi kullandı. Ya sen Hilal Ahmer Cemiyeti sana ne? He. Ne bileyim. Ya biz de diyoruz inandıramıyoruz ya. Bu yalan yanlış diyoruz. Geri dönmüyor. Bir doğru numarası vallahi istiyoruz korona biz. Olmasa böyle seni sadece zaten koronayı kucaklamak istiyorum da. Müge Hanım koronayı kullandı. Hastalığı kullandı. Gidelim araştıralım diyorum eşime. Almıyorlar diyor. Korona varmış diyor. Yani öyle. Daha neler yani. Öyle değil be yavrum ya. Ama bu kadar da öyle Müge Hanım birebir şahidim be. Mesajlarla eşim yani yemek yemiyor, şey yapmıyor böyle. Onlardan mesaj gelince para gelecek işte fırta alınacak, öyle olacak, böyle gidecek. Üzülüyor yani bizden gidince üzülüyor yani İnsan böyle. İnsan aşık olunca da yemek yemeden istiyor. Aşıklıkla alakası yok çünkü aşk mesajı yok yani orada geçen. Cansu yiyen Cansu telefon attığımız demiş. Cansu günaydın. Hı. Günaydın Müge abla merhaba. Merhaba. Yani bu anlatılanlar ne söyleyeceksin bu anlatılanlar için? Şöyle söyleyeyim ben görünce çok şaşırdım açıkçası. Ben İzmit'te oturuyorum. Evliyim. İki çocuğum var. Yani Erol abi bize evli olduğunu bile söylememişti. Ben 3 ay önce öğrendim. Yalan söylüyorsun. Yalan. Yani. Ama bir müsaade eder misiniz? Bunları bu koltuk eşya Erol abi, abim de abim. Alo. Dinliyoruz seni Cansu. Eşya alma olayında da şöyle oldu. Teyzemle bunlar önce dini nikah istedi Erol abi. Sonra biz dedik ki yani dini nikahsa evlendiğiniz zaman ne çıkarınız olacak? Bir resmi nikahınız olun, düğün yapmak istemiyorsunuz. Nikahınızı yapın, yuvanızı kurun dedik. Daha sonra bu eşyalar alınmış bunlar ödenmemiş. Yani ben de inanmıyorum. Ödenmemiş, avukat beni aradı. Ben avukata yani bu Erol abinin koltukları aldığı yerden de gidip bunu sorabilirsiniz. 22 bin lira bunun dedi ödemesi var dedi. İşte dedi eşi hala mı ismini bilmiyorum. Eşinin üstüne dedi çok ağlıyor dedi evine icra gidecek. Nasıl yani evli mi bu dedim beyefendi. Evli dedi. Daha sonra ben tabii teyzemle görüştüğümde teyzem bunu söylemediğini, nikah olmadığını, işte yalan, buralardan gidelim, oğlunun hırsızlık yaptığını. Yalan söylüyor. Yalan, hepsi yalan. Öyle bir şey yok yalan. Sen gel buraya yani, oradan yalan yalan. Sen buraya. Ben bir şey söyleyebilirim. Buraya gel bunların ben hesabını ver. Ben arkadaşıma söyledim. Dedim ki bu hanımefendinin evine icra gidiyorsa dedim, benim bir tane dedim bileziğim var, bunun borcunu ödeyelim. İnsanlar mağdur olmasın dedi. Yalan. Yedin paraları bileziğine kapat. Hayır hayır. Bir dakika ben bildiğimi anlatıyorum. Bakın ben size hayır, sanıma... Hayır bir şey bil... Hanımefendi ben size inanın ki 3 ay önce öğrendim. Bana verdiğiniz herhangi bir işte orada Erol abi diyor ki Cansu diyor işte diyor 1200 lira rakam var. Ben böyle bir biz böyle bir para almadık. Ben şok oldum. Nasıl şok böyle bir şeyin çok içine düştüm. Aa nasıl... Erol abi ben seninle bir kere bak telefonda dahi konuşmadım. Buraya sen bak hep yazıyor mesela. Akbim yazıyor. Akbim, Akbim. Annem ölüyor yetiş kurtar annemi diyen ben miyim? Bakın Müge Hanım mesajlar burada. Polislerle kovuyordu siteden. Polislerle kovuyordum. O telefondan telefona ses yapıyormuş siz. Efendim. Müge Hanım bu Erol Bey gece 12'de bunun oğlu hastanelik olmuş sanırım. Teyzemden işte... bunları bırakacağını, eşini bırakacağını, buralardan kaçacağını gezip siteden güvenliği kandırıp sitenin içine giriyor. Polis aradık, gitmiyor. Ama ben şimdi bugün bunları görünce inanın ki şok oldum. Yalan söylüyor. Yalan, her şey yalan. O kadar çok benim
delil yapacağım şeyler var ki. Sen şimdi benim... herkes bu beyefendiyi tanıyor. Herkes de ben de o senin eşiğim diyor. Ve ben de ne arkam var Erol abi onu anlamadım. Ama diyor ki Nursel, Nursel beni kandırdı diyor, beni kirletti diyor. Bir de senin adınla mesaj yazıyor hanımefendi. Asıl paraları sen yedin, sen gel yedin buraya. Kapadokya'da balona ne dedin? Evet, evet sen yedin. Kapadokya'da balona nasıl biniyordun Kapadokya'da? Ben, kardeşim benim kocam çalışıyor. Aha, kocan, senin kocan işte çalışmıyor bir sefer. Gel buraya gel. Kocan bir... Müsaade eder misin? Benim, neyle müsaade edeceğim? Allah, ay hiç müsaade de etmiyor bunlara. Aha. Çoluğun çocuğun rızkını yedin. Sen bir de bir karından para... Allah Allah. Benim hesaplarım bloke edildi diye senin amacın karından para kaçırmak mıydı? Neden benim teyzemin hesaplarına yatırdın o zaman para? Ya ben senin teyzenin hesabına para yatırıyordum sen sadece. Başka bir şey yatırmadım ki. Erol abi, oğlu hırsızlık yapıyor dedin ya. Nerede hırsızlık yapıyor dedim ya? Öyle bir şey yok ya. Ya yapma. Hayvan çalmadı mı senin oğlan? Yok, hayır, orada bir yanlış anlaşılma var. Orada yanlış anlaşılma. Hayvanlar karışmış. Bizim hayvanlarla öbür hayvanlar karışmış. Öyle bir şey yok. Ben kendimi size şöyle izah edeyim. Benim teyzemle ilgili bir sorun varsa tabii ki teyzem şu an ben aradım. Yani bunlarla dedim bir şekilde sen görüş. Çünkü suçlu değilsin dedim. Bunun kanıtları da var. Polisinde şikayeti de var dedim. Tamam da peki o zaman teyzen niye konuşmuyor? Madem evet. Hani kandırıldı, o gelsin aldatıldı buraya. Falan. Yok o da arayacak, o da arayacak. Şimdi cansı değil de... Arıyorlar cansı... açmıyor, evet. Ben inanamadım yani. Ben ne yaptım Erol abi? Ben böyle bir para... Hayır şimdi bir şey söyleyeceğim. Teyzenizle başta bir ilişki yaşamadığını, mirası için para verdiğini söylüyor. Daha sonra da teyzeniz kandırmış, onu kirletmiş. İlk defa duydum böyle bir şey, o yüzden söylüyorum. Bir erkeğin de kirletildim yok, dediğini. Yok şöyle, hani koltuğu aldıktan, sonra, koltuğu aldıktan sonra oldu. Hayır, teyzeme şöyle söyleyeceğim. Teyzem dedi ki... Bir dakika, pardon Cazmi sen. Sen bu lafı ediyor musun, etmiyor musun? Sen bunu söyle. Neyi? Bu beni kirletti dedin mi demedin mi? Ya, benimle birlikte olmak istedi yani. O şekilde yaptı yani. Koltukları almaya gittiğimizden sonra işte. Geldi üstüme atladı benim işte oturuyor. Zaten hiç teyzesi ayık gezmiyor. Her gün içiyor zaten. Ne onun adı? Geldik koltukları almaya gittik geldik. Tamam. Ben eve bırakayım dedim. Şunları içeyim öyle gideyim. Orada o arabanın içinde oturuyorduk. Üstüme çıktı benim kendisi. Sen ne? Ben artık ne yapayım? Kaçacak bir yerim yok. Nereye? Yağmur yağıyor zır zır. Artık yapacak bir şey yok. Yağmur yağıyor. Yani dedim götüreyim evine bırakayım dedim. Yok dedi. Gitmeyeceğim. Bir de başka birine başka bir para vermişler. Bir arkadaşının telefonunun üstüne... Sen yaşadıklarını eşine böyle mi anlatıyorsun? Nasıl? Sen yaşadıklarını Nagihan'a böyle mi anlatıyorsun? Ya söyle ne oldu ne gitti? Canım kocacığım dışarıda yağmur yağıyormuş. İyi yaptın kaçmadın mı diyor. Anlattım hepsini anlattım ben. Ha sen de dışarıda yağmur yağıyormuş. İyi ki arabadan dışarı çıkmadın kocacığım mı dedi sana? He? 6 ay sonra öğrendi Nagihan. Yo bana o şekilde anlatmadı. Ya işte aynı anlattığım şekilde oldu yani. Anladım. Yani evet, eşin de doğru. Sana ah canım benim dedi. Sana inandı. Şimdi sen de herkese böyle mi anlatıyorsun bunu? Biz de inanacak mıyız sana yani? Zaten inanmış eşi canım. Yani ben hiç zaten... ona üzüldüm yani Nagihan Hanım'a. Bir tek bu iyiliğimiz yüzünden... Ama doğru ben eşime hala... Ya bunun iyi niyet neresinde? Neresinde bunun iyi niyet? Neresinde? Bunun iyi niyet neresinde? Sen şimdi Nagihan'a böyle anlatıyorsun. Belki kardeşine de anlatıyorsun. Böyle inanıyorlar sana diye. Kim sana inanır ya? Sana kim inanır? Sana kim inanır? Yani senin şu anlattığına kim inanır? Ama onlar yalan söylüyor. Ya işte aynı şekilde ben... Arabadaydık, kadın benim üzerime atladı, yağmur yağıyordu, kaçamadım. Beni ya kirletti. Hani kaçacak yerim ya yok sana zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hani... Yani şu an bizi izleyen erkekler sana dedim. Ne söylüyorlar çok merak komedi ediyorum ya. Komedi programına döndük valla. Komedi şeyine döndük valla ya. Ya kim inanır ya? Ben Nagihan Hanım'a çok acıdım ya. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Cansu Hanım. Cansu Hanım yalan söylüyor ya. Cansu Hanım. Yalan söylüyor. Onlar peki, yedi parayı. Peki bu miras davası için para verdiğini söylüyor beyefendi teyzenize. Müge Hanım benim teyzemin mirasları şöyle. 2016'da zaten benim dedem vefat ettikten sonra hiçbir şekilde benim teyzemin arsası, bir fındıklığı ya da bir parası yok. Açık ve ne söyleyeyim, bunu araştırabilirsiniz. Peki niye verdi o zaman bu adam paraları teyzenize? Ya para, ben buna şahit olmadım. Ama benim teyzemin söylediği kadarıyla şöyle, hesaplarında bloke var demiş Erol abi. Evet. Benim hesaplarımda bloke olduğu için, teyzemin de emekli maaşı olduğu için Erol Bey oradan sürekli gece yatırıyormuş, sabah çekiyormuş. Kart Erol Bey'deymiş zaten. Peki sizin teyzenizle Erol Bey'in ilişkisi neydi?
benim oturduğum teyzemin oturduğu sitede şahit. Ama beraber yaşamıyorlarmış. Nagi Hanım'ın haberi yok onların beraber yaşadığında. Bilge Hanım, ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar herkes şahit. Ben iddiayı öğrendikten sonra o kadar üzüldüm ki, bakın ben de evliyim. Eşimden yana bir kadına bu şekilde konuşulduğu zaman avukatlara şunu söyledim. Biz bunun evli olduğunu bilmiyorduk ama madem iki çocuğuma ağlıyor... Biz yarı yarıya Nagihan'a da... Onu bırakın, ben şunu soruyorum. Erol abi dediğin kişi senin teyzenle beraber mi yaşıyordu? Evet, beraber yaşıyordu. Nagihan senin kocan sana mı geliyordu, ona mı gidiyordun? Benim mahallem şahit ya. Gelin araştırma yapın, yalan. Evdeydi. Bunlar yalan söylüyor. Ben evlerinde evlerinde şöyle oturmadım. Yalan söylüyorsun ya. Yalan. Alıyor o zaman. Siz yalan söylüyorsunuz. Benim kardeşim evliydi. Senin teyzen götürdü zaten. Sen yalan söylüyorsun. Benim kardeşim evdeydi. Hayır, sen benim adam kendini mi klonladı yani? Klonladı gitti. Evlerimiz karşı karşıya. Ben görüyorum kardeşimi. Dinler misin? Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben adaletli biriyim. Tabii. Yedin paraları, adaletlisin. Gel buraya. Orada öyle söylersin. Nerede yedim ben senin paranı? Senedin mi var? Sepetin mi var? Sen de benim yemeğimi verdin. Dekontlarımız var. Ben seni arıyorum. Ben ne dekontu var? Göster kardeşim. Benim adıma yatıran bir şey mi var? Senin adına yok. Teyzenin adına var. Teyzen parayı çekip sana veriyordu. Sen... Bana niye versin benim teyzem kardeşim? Ben evli baktıyım. Ya burada bu mesajı yazan... Mesajı yazan... Abi annem çok kötü, ölecek. Bu işte bu sitenin takılması lazım, kan verilmesi lazım. Bunları yazan sen değil misin ablacığım? Ya Yemez Erol Altun, öyle bir mesaj mı var benim telefonumda? Ya telefonumda var, hepsi yazılıyor işte. Seninle böyle mi konuştuk? Benim annem kimsenin hakkını yemez. Bilmem ne, hepsi var burada. Erol abi. Ama bir şey söyleyeceğim Cansu Hanım. Eşi diyor ki benim kocam her gece evdeydi diyor. Nasıl sizin teyzenizle yaşıyor zaman? İmkansız yaşamaz. Ben bir gün gittim, kalmadım. Yalan söylüyor. Bir müsaade edin gerçeği. Anlatamıyorum ki. Bu Erol abi sabah gidiyordu. İşte bunların yukarıda bir ahırları falan varmış. Teyzemi oraya götürüyor. Hatta teyzem dedi ki ben yani ahıra gelmek zorunda değilim dedi. Beni ikide bir ahıra çağırıyor dedi. Daha sonra bunlar ev tutmaya karar verdi. Ama Erol abi belliydi, kandırıcı. Yalan. Yani böyle bir şey olacak. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunlar gitmişler bir alışveriş merkezinden koltuk, halı vesaire bilmem ne almışlar. Olay buradan patladı Müge Hanım. Tabii Erol abi ödeyememiş mi ne yapmış bilemiyorum. Benim avukat beni aradı bir şekilde. Böyle teyzeniz dedi. Yani teyzenizle görüşmesi onu o ahıra götürmesiyle mi ibaret? Hayır. Siteye geliyordu. Sitede bunları kamera kaydediyor. Eve geliyor. Çay içiyor. Kahve içiyor. İşte yemek yiyorlar. Akşam 12'de 1'de falan gidiyor. Kaç böyle. Sefer geldim evimize sizin, ben kaç sefer geldim? Yani kafayı aldınız. Kaç sefer geldim? Söyle bakayım. Ablacığım bak, bizim Erol abi kafayı almak gibi bir durum. Ya nerede o zaman benim paralarım, benim ya çocuklarım rızkı nerede? Söyle bana. Ablacığım, siz yaptınız. Siz eşim benim teyzemle kaçalım buradan. Gideceğim bak, rızası. Hayır. Abla ben seni ilk teyzen karşısında siz karşıma çıkmadan 25 lira. Böyle bir şeyimiz yoktu bizim. 2 günde 17 milyon. Evet. Her haftada gün para. Her gün para. Her gün para. Abi o olacak. Abi bu olacak. Ya abi evde bakım gelecek. Abi mavi deme. Evde bakım gelecek. İşte. Yani sen bu kadar zengin bir adam mısın? Ben bencil değilim. Burada iyi bir yetim. Sen kadar zengin bir adam mısın diyor. Bu kadar zengin bir adam mısın? 2 günde bir 17 milyon. Ya benim Allah'ıma çok şükür. Kendi yağımla savrulurum ben. Evet, kendi yağımıza kaldık. Ama burada bir oyuna getirildik. Oyuna geldik. Ya abi yok, bir işte. 200 lira varsa o zaman, yani 1 trilyon 200 liram varsa daha farklı yatırımlar yapsaydın. Yani zaten yatırım, hepsi yatırımımdı. Hepsi yatırımımdı. 60'tan hayvan sattım ben. Kendi rızanızda yaptınız. Ondan sonra beni dolandırdı. He? Benim hayatımı kararttı. Bana ev tutturdu. Eşi aldı, bana bekarım dedi. Seninle bir hayat kuracağım dedi. Kendi hesaplarını inceleyin blok ile arkadaşım. Bana geliyordu, yolluyordu. Geliyordu akşam. Ben çekiyordum. Kendisi alıyordu parayı benden. Yalan söylüyor. Müsaade eder misin hanımefendi? Ben seni de tanımıyorum. Oğlu hayvan çalmış. Senet imzalatmışlar, oğlunu kaçırmış. O yüzden hayvanlarını satıp 100 milyar adama ödediğini söyledi. O da yalan.
Ya ben niye yalan söyleyeyim? Ya yalan söylüyorsun. Senin kocan yalancı o zaman. Hayır, sen yalancısın. Ben kocam... neden yalan söyleyeyim? Hayır. Yalan... Utanmıyorsa, eğer azı konuda ağır varsa kendisi anlatsın. Hayır eşim. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Eşim yalancı olsanın arkasına gelmezdim. Sen nasıl bak, bir kadınsın? Sen yoldan çıkardın onu. Bak, sen yaptın. Müsaade, sen karşısına bak, çıkmadan önce böyle değildi bu. Ya konuşma lan böyle ya. Konuşma oradan, konuşma. Senin var ya yatacak yerin. Konuşma oradan. Senin yatacak yerin yok. Seni toprak bile kabul etmez. Ben sana söyleyeyim. Senin yatacak yerin yok. Ama siz de onlara söylüyorsunuz. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Siz de onlara cevap veriyorsunuz. Yalan söylüyor, yalan. Durmuyorlar ki anlatayım. Ben hanımefendiyle evli olduğunu duyduktan sonra zaten beyefendiyi istemedim. Niye benim kimliğimi ben kullanıyor madem? Ben o kadını korudum gene. O kadını ya, kim yalan söylüyor? Ya, yalan siz... yalan söylüyor biliyor musun? Heh. Kocam her akşam evdeydi. Evet. Senin kocan evdeydi. Her akşam evde değildi. Senin kocan ağır evinde kalıyordu. Yalan söyleme. E onunla ben de kalıyordum orada. Beraber kalıyorduk. Sen çocuk. Orada kalmıyordun. Sen orada kalıyorsan beni nasıl o evde bırakıyordun? Senin ne işin var o evde hanımefendi? Demek ki istekli. Yoktur mu diye sana. Hayır. Sen evde değildin ki. Nasıl evde değildim ya? Seni inkar ediyorduk hocam. Sen oraya hayır. Cambazdan para almaya gelmedin mi? Sen oraya bir sefer geldin. Müsaade. Sen bir sefer geldin. O da cambazdan para almaya geleceksin. O kadar bir sefer. Karıma boş ol boş ol dedikten hayır. Sonra. Yok öyle bir şey yok. Sen ne onun adı? Sen dedin bana. O zaman evli olduğunu biliyordunuz. Evet, biliyor. Ben boşandım dedi mi gene? Yok. Ama benim kocamla aramda bir sıkıntı yok ki. Resmi nikah yani, boş ol demekle mi boşanılır? Benim kocamla aramda bir sıkıntı yok. Boş ol dedikten sonra dedi ben de onunla birlikte olmayacağım için boşadım dedi bana karımı. Yalan söylüyor ya. Kendini aldırmak için öyle diyor. İnandırmak için. O zaman evli olduğunu biliyordunuz evet, yani. Evet evli olduğunu biliyordun niye geldin? Hayır biliyordum mu? Çocukları olduğunu da biliyor. O zaman bizim çocuklar... Size değmen nikah yaptı Nursel Hanım. Nursel Hanım size de o zaman imam nikahı yaptı? Hani, hayır bana imam bakın imam nikahı yaptı. Boşol deyip karısıyla olmayacak kadar hani bu tarz bir düşünce içindeyse size de imam nikahıyla mı beraber oldunuz? Evet. İmam nikahı yaptı, resmi nikahını da yapacağım dedi. Yalan. Doğru hocam. Bana aynen bunu söyledi. Bana dedi ki... Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Ya sen zaten abi, ayık gezen Allah bir insan değilsin. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Sen zaten böyle konuşuyorsun. Ha, sen daha artık... Konuya gelelim pardon. En önemli kısma gelelim. Bir dakika. Erol Bey. Bir dakika. Nurten Hanım. Bir dakika. Bir dakika. Daha sen bir şey demiyorum. Bir şey ben demiyorum. Sen Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Daha ben bir şey demiyorum. En önemli kısma gelelim mi Erol Bey? Sen benden Allah tamam, seni nasıl gelelim hadi bir dakika dur neye gelelim. Yalan. Müge Hanım. Efendim. Beni yukarıya daha ağıra giden yolu daha ağırdı. Beni orada arkadaşların kimi görse kendisi çok güzel alkol alıyor arkadaşın. Kimi görse o masaya oturtuyordu beni. Ben 10 yıllık sevgilim oldu. Hayır, sen hayır. Sen yanımızda mıydın? İçmiyor kocanın ki ben biliyorum evet. Ben kocamla 23 kocan içmiyor. 23 yıl beraber. Sen kaç yıldır berabersin? Zaten hayır. Size söyleyeyim mi? Sen kaç yıldır tanıyorsun benim kocamı? Nasıl benden iyi mi tanıyorsun ya? Yapma ya. Hem suçlusun hem güçlüsün ya. Ya. Dinlemiyorum onu ya. Haksız da neyini de söylüyorsun. Ama onun için gelmediniz mi? Bağlansın gelsin demedim. Niye dinlemiyorsun? Niye o zaman gerçeklerle niye yüzleşmek istemiyorsun? Dayanamıyorum Müge Hanım. Ama bak ama gerçek... Beni bir dilim ekmeğe muhtaç etti bu bayağı ama bak gerçeklerle yüzleşmek istiyorsan oturacaksın. İstemiyorsan dinlemeyin. Gidin ne yapabilirim? Ama bir anlatsın Rusel Hanım. Her şeyi bilelim. Ondan sonra siz ne soracaksanız sorun. Ne diyecekseniz konuşun. Ama bir bekleyin şimdi. Yani bak sen gerçeklerle yüzleşmek istemeyebilirsin. Kalbin sıkışabilir. Bir şeye kendini ya inandırmış olabilirsin. Zaten. Ben bunu da saygı duyuyorum. Tamam mı? Ama sen kocan kadın benim üzerime atladı. Yağmur yağıyordu. Ben de dışarı çıkamadım. İnanıyorsa bu senin zaten. Problemin ama. Bak bu da senin problemin. Bunu da oturup bir düşüneceksin buna ben niye inanıyorum diye. O şu an stresten şeyden. Ayrıca ben sana şöyle söyleyeyim. Ya ne stresi ne şeyi ya. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Valla reklam arasında 15 dakika düşündüm. Yani demek ki mutlu evlilikle ilgili bir program yapsak seni de davet edeceğim ama. Seninki de mutlu değil, seni de aldatmış. Yani adamı vıdı vıdı yesen de gene yapacağını yapıyor. Ne dediğine inansan da ne dediğini yapıyor. Demek ki adamla alakalı. Ama karşısındaki kişi onu şey yapıyor. Ya niye karşındaki kişi yapsın? O yapmaz, öteki yapar. Senin kocan başkasına gitmeye meyilliyse ister yani. Nursel gelir, ister Aysel gelir. Sen kocana dönüp bakacaksın. Benim o Nursel'le da. İşim olmaz ki. Nursel kim? Nursel karşısına çıkmış, yağmurdan kaçamamış. Aysel karşısına çıkar, doluya tutulur. Beni bağlamaz ki. Beni yanımdaki adamın tavrı bağlar. Bana ne Nursel'den? Bana ne Aysel'den?
Ne fark eder? Bir şekilde bağlamış onu yani. Bağlamış. Niye bağlandığını ona da sen de dönüp duracaksın. Niye sen benim çoluğumun çocuğunun rızkını yedirdin? O da dönemedim beni bağladılar diyor. Yani dönemedim bunlar. Ya ne bağlaması be kardeşim ya ne bağlaması. Ama lütfen buralardan yani. Da biraz artık uzaklaşalım kadınlar olarak. Buyurun Nusret Hanım şimdi bu adam da size 1.200.000 bilmiyorum. Böyle bir para vermemiş olsa ne işi var bütün Türkiye'nin karşısına çıksın da bunları evet. anlatsın. Karısıyla ablasıyla. 1.200.000 gibi bir rakamlardan zaten bahsetmek çok komik olur. o kendisi de elinde de kontları var. Benim de kendisiyle alakalı gelip benim 100 milyar oğluma senet oğlumu kaçırdılar, oğlumu dövdüler, hayvanları sattı deyip benim üstüme para yatırıp benim hayatımla oynayan kendisi. Ben hiç evlenmemiş bir kadındım. Benim hayatımı mahveden zaten kendisi. Peki hanımefendi siz de bugüne siz kaç yaşındasınız? 43. 43 yaşındasınız. 40, tamam 43 yaşına kadar hiç evlenmediniz. Erol Bey çıktı karşınıza. Siz de madem bugüne kadar hiç evlenmemiş bir kadın olarak bir bakınmadınız mı? Karısı mı var, çocuğu mu var, nesi var? Bir araştırma yapmadınız şimdi mı? Şimdi canım bana duyduğum şeyler de kendisinin anlattığı da 2 yıl önce karısından boşandı. Tamam. Ben bu şekilde baktım ki çok iyi bir insan. Gayet iyiydi bana karşı. Bir yuva kuralım, annem annen olsun. Senin de düzenin olsun, her şey yolunda gitsin, çoluk çocuk sahibi olalım dedi. Zaaf düştü. Tamam niye evlenmediniz o zaman? Askerliğini yapmasını mı beklediniz? Bana, niye evlenmiyorsunuz? Onu da söyleyeyim. Bana dedi ki oğullarım şu anda dedi müsaade etmiyor evliliğe. Bana dedi bir 15 gün süre ver buradan gidelim, evi de alalım. Başka yerde nikahımızı da kıyalım, yaşayalım dedi. Ben de bunu bekledim. Siz ne kadar zaman görüştünüz? Yalan. 2 yıldır görüşüyorduk. Peki 2 yıldır görüşüyorsunuz. 15... 4-5 ay herhalde. Yalan da söylemeyin. Ya 3 aydır ya 4 aydır görüşmedim. Tamam 2 yıldır görüşüyordunuz. 15 gün mevzusu yok ki yani burada. 2 yıldır görüşüyorsunuz. Siz de artık kaç yaşındasınız? Hiç evlenmemişsiniz. Belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz tam zamanı. Daha... Çok özür dilerim. Lafınızı kestim. Erol Bey'in dediği gibi üstüne atladı falan filan değil. Biz onunla 6-7 ay sonra... hoca nikahıyla olduk. Ondan sonra dedi ki bana kendisi nikahımızı yapalım. Oturalım. Çünkü o hoca nikahından yanaydı. Ailem asla buna müsaade etmedi zaten önce. Tamam yapacağım dedi. Şu işlerimizi toparlayalım dedi. Her şey yoluna gelsin. Nikahımızı da yapıp oturalım dedi. Ya hanımefendi hem diyorsunuz ki ben hiç evlenmemiş bir kadınım. Beni kirletti diyorsunuz. Hem diyorsunuz ki hoca nikahıyla oturdum diyorsunuz. Şimdi bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yalan. Yalan ya. Şimdi onun üzerine atlarken, kirletirken normal. Bakın ben... Hanımefendi siz Türkiye farklı... Cumhuriyeti'nde yaşayan bir hanımefendi olarak evet. bu bahsettiğiniz şeyin resmi nikah olmazsa dini anlamda, geleneksel anlamın dışında hiçbir hukuki anlam ifade etmediğini bilmiyor musunuz? Yani bunu bugün Türkiye'de bilmeyen var mı acaba? Biliyorum, biliyorum. Tamam, yani. Eğer siz böyle bir şey yapılıyorsa adamın başka biriyle resmi nikahlı olmasının olağan olduğunu da bilmiyor musunuz? Şimdi ben bunu öğrendim. Ayrıca bu adam karısının yanına hiç gitmiyor mu? Yani eğer sizinle beraber, ben onun nikaha da gerek yok. Siz beraber yaşamaya da karar verebilirsiniz. Siz özgür, iki yetişkin insansınız. İlla ki nikah kıymak durumunda da değilsiniz. Ama beraber yaşıyorsanız aynı evi paylaşırsınız. Aynı evi paylaşmıyorsanız da karşı tarafların nerede ne yaptığını bilirsiniz. İlla ki dip dibi aynı evde yaşamaya da gerek yok. İki ayrı evde olsa insan beraberlik sürdürdüğü birinin gece nerede kaldığını bilmez mi? Canım, canlı yayında bazı şeyler çok rahat konuşulmuyor. Hani sizin yalan. Düşündüğünüz gibi ben sürekli onlaydım vesaireydi değil. Ama nikah yani kıydım diyorsunuz ya madem tamam. O zaman son 1,5 yılı öyle ya da böyle sizin nezdinizde nikahlı geçirmişsiniz ya. Nikah kıydığınız adam gece nerede kalıyor bilmiyor musunuz? Üstüne kadar beni arıyor. Orada hayvanlarına bakıyor. Benimle nasıl kalacak? Geliyor akşama kadar oturuyor. Akşam gidiyor diyor ki Arda hayvanları doyuracağım. Hayvanların suyunu vereceğim, yemini vereceğim. Tamam hayvanların yemini verdikten sonra tekrar eve dönüyorsun. Bu gece 12'de ne hayvan yemi zaten ben onu da anlamadım. Bakın, Müge Hanım, Erol Bey zaten araştırabilirsiniz orada kalıyordu. Hayvanların yanında bir evi vardı ve orada yaşıyordu. Hanımefendi gece 12'de hayvana yem verilmez. Bak evet, ben kent soylu bir ailenin çocuğuyum. 7 kuşak ben köy bilmem. Ama bilirim. Ya illa ki köyde yaşamak gerekmiyor hayvanın kaçta beslendiğini bilmek için. Okuyorsun, izliyorsun falan. Anlatabiliyor muyum? Gece 12'de inek beslendiğini kim, nerede görülmüş? Gece 12'de kim inek besliyor ya? Peki
ki? Neden orada kalıyordu? Ben nereden bileyim? Aa, hanımefendi yani nasıl nereden bileyim? Ben nereden biliyorsam siz de bileceksiniz. Gece 12'de inek beslendiği nerede görünmüş? İneğin saati var. İnek sabah öyle ineklerle öyle saatsiz, şartsız, şursuz beslenmez bu hayvanlar. Evet, vakitli bakıyoruz biz hayvanlarımıza yani. Öyle. Gece 12'de siz sormadınız mı gece 12'de inek beslenir mi diye? Ha, ben bunu biliyorum da siz nasıl bilmiyorsunuz? Evet bak bir izleyicimize kendisi kaçta yemek yiyor diyor. Siz kaçta yemek yiyorsunuz? Gece 12'de inek mi beslenir? Zaten onlar yatacak uyuyacak. Sabah da kalkacak sağlayacak. Beslenecek. Ondan sonra da bir de akşamüstü vereceksin. E hiç görmediniz mi siz inekler gidiyor otlamaya da. Gece geliyorlar sağıyorlar kapatıyorlar kapısını duruyor inekler. İneklere boyuna boyuna neye bakacağız ineklere? Beslemek adına konuşmadı bunu yani. Efendim? Yani yukarıda beslemek adına konuşmadı bunu. Yukarıda çok kuytu bir köşedeydi bunların ağrı. Ve o hayvanlarım çalınır diye hayvanların başında kalıyorlardı yani. Siz de karısısınız da siz de gidin o zaman. Ben de gittim. Çok gittim Müge Hanım. Peki karısının yanına ne zaman gidiyor o zaman bu adam? Yani nereden bileyim Müge Hanım? Zaten bana karısının olduğunu söylemiyorduk ki. Ama sizin sevgiliniz de siz bileceksiniz hanımefendi. Benim sevgilim olsa ben bilirim nerede olduğunu. Müge Hanım ben de biliyordum. Ne zaman gitsem oradaydı. Ne zaman arasam oradaydı. Gecenin yarısına kadar benimle konuşuyordu. O zaman gelmiyor muydu bu adam senin yanına? Geliyordu ya. 7-24 benim yanımda çocuklarım da. Allah Allah iki kadın bir adamla ikisi de diyor ki adam benim yanımdaydı diyor ya. Isınlanıyor herhalde. Hadi be sen yalan söylüyorsun. O kadar korkunç yalancı ki o. Sen korkunç yalancısın. Kocasının her şeyini kabul edecek. Ben Allah'tan hayır ben kocama inanıyorum. Sen hala kocanı savunuyorsun. Evet sonuna kadar arkasındayım. Sen çıkardın yoldan. Ben de senin kocam benim. İstediğin kadar savunamam. Ya git Allah aşkına sen utan sen utan sen. Sen utanılmasın. Çocukların rızkını yedin. Haram zıkkım olsun. Haram zıkkım. Haram haram. Seni utanman gerekiyor. Bir kimliğini bile göstermedi. Senin kocanı utanacak ben değil. Senin kocan beni kaldırdı. Hani kimliğin nerede senin çıkar? Senin için pislik dedi. Senin kimliğe nerede dokacağım biliyor musun? Doğru konuş çocuklarının annesi diyen bendim. Ya seni git Allah aşkına. Seni sonra onu kovalayan bendim. Senin kocan beni dağda bayırda o ağrın oraya giderken rakı masaları kuruyordu. Yapmaz. Sen yanımızda mıydın? Sen Allah'tan kork be. Ben Allah'tan korkuyorum. Sen yanımda. Ben zaten buraya gelmezdim Allah. Yani sen Allah'ın adını alma zaten ya. Benim hocayla hayatım boyunca işim olmadı. E niye geri dönmedi bu adam? Sana aşık değilse neden benim yanımdan ayrılıyor? Ya senin neyine aşık olacak ya? Senin kocan. Her gün Ayyaş geziyormuşsun sen de şey yapıyormuşsun. Nereden biliyorsun Ayyaş? Duyuyorum ben sağdan soldan. Seni içtik. Duyuyorum. Terbiyesiz aynı. Demek sensin terbiyesiz. Bak, sensin terbiyesiz. Sen yedin bütün malımı mülkümü. Yazıklar olsun sana. Yeğeninizle ikiniz yediniz bütün mal varlığımı. Doğru konuş. Yeğeninin adını ağzına alma. Sen niye madem yeğenin adını almadın onun adına niye mesaj yazıyorsun? Mesajların burada. Ben biliyorum. Müge Hanım bakın mesajlara. Senin, ama eşim de diyor ben o mesajları kimin gönderdiğini bilmiyorum. Abi tamam yeğenin ağzından yazıyor. Kendini hasta gösteriyor. Yeğeni yazmış oluyor. Bak sana ben bir şey diyeyim mi? Ya sus. Senin kocan düzgün bir... Sen sus, terbiyesizlik yapma. Ben terbiyesiz değilim, sensin terbiyesiz. Sen kimsin bana emir veriyorsun? Ya bir ne söyleyeceğim, sen siz kimsin? Niye iki kadın bir tane adam için tartışıyorsunuz? Hayır ben mal varlığım için. Siz ikiniz biri olup bunu diyesenize be. Ya bir şey söyleyeyim, vallahi bu programda öğrendiğim bir şey var. Bu kadın bunun karşısına çıkmadan önce böyle değildik biz. Hiçbir kadınla hiçbir adam için tartışmaya değmez. Ben adam için tartışmıyorum. Bak ikiniz de mağdur olmuşsunuz. Siz niye birbirinizle tartışıyorsunuz? Ben mal varlığımı tartışıyorum. Adam karşınızda. O yedi. Ne yedi? Çıkarsın paramı getirsin. Onlar yedi paramı. Allah Allah. Evet onlar yedi. Ya parayı veren sizin kocanız. Kandırdılar, dolandırdılar. Yok miras var, yok o var. Hayatım o senin kocan oğlun değil ki. Bu noktaya geldi. O senin 5 yaşında oğlun değil, o senin kocan. Onu niye kandırsınlar? Çikolata mı verdiler kandırdı? Kanmış işte. Kaç yaşında adam? Kanmış. Yani günah yok. Hiçbir Allah sorumluluğu Allah. Yok. Bütün sorumluluk Rüksel Hanım'da mı? Böyle mi düşünüyorsun? O karşısına çıkmadan benim durumum gayet iyiydi yani. Beni bir dilim ekmeğe muhtaç etti bu. Buna da herkes şahit. Sizi bir dilim ekmeğe tam evet, Rüksel Hanım'ın evet. Ne yaptığını tam net bilemem. Sizin iddialarınızda. Kandırdı bizi. Doğru hastalık yapmıştır, yoluyla. Yanlış yapmıştır. Yok ama kimliğim yok. Sizi yok, zor durumda yok. Bırakan, size karşı sorumluluğu olan, yükümlülüğü olan sizin kocanızdır. O yönlendirdi kocamı, o yaptı. Siz kocanıza hesap soracaksınız. Ha varsa bir aldatılma, o zaman kocanız ancak Nursel Hanım'a hesap sorabilir.
Hocama... Ama siz kocanıza hesap soracaksınız. Hocama sordum ben, dedi. Ben dedi hani sırf hani paramız gelsin yani şey olsun. Şimdi çocukların paramız mağdur gelsin olması. Diyorsan müsaade et Nursel Hanım'a o konuyu soralım. Nursel Hanım biraz önce dediniz ki hırsızlık vesaire durumlarından bahsederek burayı terk edeceğinden bahsetti Erol Bey. Niye terk benim edeceğim? Adıma yani sizin adınıza para yatırdı dediniz. Bu konuya bir açıklık getirir misiniz? Avukat Bey, benim de kontlarım hepsi, yani ben her şeyi çıkartırım size. Hayır, yani... Kendisinin, ben anlatıyorum, sorduğunuz soruya cevap vereyim. Lütfen, hocam. Lütfen. Kendisinin... ...blokeli dedi. Oğlumu kaçırdılar dedi, oğlumu dövdüler dedi. 100 milyarlık hayvan çalmıştı. O da yalan. Bunu da araştırılabilir. Araştır hocam. Git. Evet. Araştırılabilir. Metin diye oğlu. Ben gerçekten bunu söylerken bile üzülerek söylüyorum hocam. Kimsenin çocuğunu burada hani kötü durumda göstermek de bize göre değil. Ama evet, mecbur kaldığım için açıklıyorum. Evet. Bu konuda da özür dileyerek açıklıyorum. Kendisi bana dedi ki senet imzaladım 100 milyar diye, 60 milyar diye. Hayvan sattım dedi. Şey benim hesabıma yolladı ve geldi benden aldı. Dedim ki aman çocuğun başına iş gelmesin Erol. Ay yalan. Günahtır. Yalan ya. Ya niye yalan Allah sen aşkına? Sen bunu koz olarak kullanıyorsun. Allah aşkına. Bunu ben açıklayabilir miyim? Bir dakika bu... bir Nursel Hanım konuşmasını bitirin. Ama ben iftira atmıyorum. Ben size bakın Allah çarpsın ben iftira atmıyorum. Tamam Nagihan bir dakika. Hanım siz biliyorsunuz bunu. Ya olabilir çocuktur, cahildir, yapmıştır. Ben bunu... Tamam çocuğu geçelim, çocuğu geçelim evet. Tamam Nagihan'ım. Hocam avukat bey sorduğu için açıkladım. Tamam. Lütfen evet. O yüzden açıkladım. Tamam, tamam o 100 bin lira niye sizin hayatınızı mahvetti diyorsunuz? Benim mi? He. Ben öyle bir şey demedim. Başta dediniz mi? Hayatını mahvetme çocuğum dedim. Hayır en benim başta daha demin konuşurken işte oraya yatırdı o parayı, benim de hayatımı mahvetti dediniz ya o para. Ya hocam şimdi çıkmış canım diyor ki 1.2 trilyon bahsediyor. He. Yani beni bu kadar suçlama gibi bir hakkı yok. Kontrol evde alabilir. Tamam peki küfür ediyormuş avukatlara nasıl peki, alabilir? Peki bu arada geçiminizi geçiminizi de Erol Bey mi sağlıyordu? Avukat peki, yalan mı söylüyor? Bu 2 yıl içinde geçiminizi de Erol Bey mi sağlıyordu? Tabii ki Müge Hanım ben bu konuda yalan söyleyemem. Tabii ki benim hayatımda hocam nikahları şimdi tabii ki bana baktı. Kiramı da ödedi, elektriğimi de ödedi, suyumu da, doğal gazımı da, yalan mı söyleyeceğim? Anladım. Sonra siz korona oldum diye eve böyle yok o gelecek bu gelecek diye paralar istemişsiniz. Bak Müge Hanım bu konu biraz daha farklı. Bak çeviriyor. Ben size bu konuyu anlatacağım ama canlı yayında değil. Anlatsın canlı yayında. Eğer madem benim oğluma iftira atıyor burada canlı yayında onu da anlatsın. İftira atmadım. Bakın ben özür dileyerek söyledim. Hayır, onda, hayır onu sana... Bir dakika beni dinle. Kocanız söyledi bana. Allah Kur'an çarpsın kocanız. Bir dakika onda karışıklık var. Bizim hayvanlarla arkadaşın hayvanları karışmış. Hı-hı. Onu da anlaştılar yani. Bakın ben böyle bu yani duyuyorum. Olay bu. Benim hırsızlık dediği olay bu. Benim kocanızın anlattığını anlattım Nagihan Hanım. Ya Allah aşkına sus ya. Ya niye anlarsın sus ya? Ben niye yalan söyleyeyim? Susacaksam niye bağlan dedin o zaman? Peki siz niye ayrıldınız o zaman Erol Bey'den? Madem çok mutluydunuz. Harbi ayrılıyorum. Bu avukatlar beni aradı. Yeğenimi de aramış. Karısının olduğunu ve ben karısının içine almışım. Bunu istediğiniz gibi o AVM'de muhakkak kamera kaydı vardır Müge Hanım. Evet var. Ben, onu da çıkarttıracağım, getireceğim. Müsaade edin tamam. Siz gitmediniz mi oraya eşyaları seçmeye? Gittim. Bakın gittim. Eşyada seçmedim. Sadece o showroom'da vardı ya ben bunu beğendim dedi. Bana... Ben mi demiş? Önce kendisi gitti Müge Hanım, çıkartabilirsiniz. Yok tamam. Ben beğenmişim. Evet, önce kendisi gitti. Ben bunu beğendim dedi. Sonra beni götürdü. Ben eğer vezne kısmına vesaire hiçbir yere çıkmadım. Sadece onunla gittiğimizde bir halı ekledik oraya. Ama ben asla o vezne kısmına karısının üstüne olduğunu Allah belanı versin bilmiyorum ve istediğiniz şekilde bunu ispatlayabilirsiniz. Bu bir kere küllüm yalan. Boşuna gülme Nagihan Hanım, o da çok ayıp. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Senin yalanlığına gülüyorum, yalanına gülüyorum. Ya tamam o zaman tamam AVM'de... Ama sen benim adımı niye kullanıyorsun ya? Avukat seni arıyormuş, sen küfür edip kapatıyorsun. Ya o senin adını kullanamayacağını sana söylemedim mi ben yavrum? O senin adını kullanamaz. Ben de o zaman gideyim o AVM'ye.
senin adını kullanayım, alayım her şeyi. Öyle şey olur mu? Senin kocan onu söylemezse, kimliğini göstermezse, bu benim karım, biz alışveriş yapıyoruz, ben ödüyorum demezse alışveriş merkezi verir mi onu ya? Ama Nagihan, sen de biraz gözünü aç. Ama sen de biraz gözünü aç. Benim. Ama yavrum bu kadar da gözü kapalı yaşayamazsın. Arıyorlar, onun telefonu çıkıyormuş. Ben değilim. Onun telefonu çıksın. Kimin telefonunu verirsen çıkar. Ben şimdi gitsem ben Nagi Hanım desem bana verirler mi? Verirler mi? Söyle bana. Söyle bana, verirler mi vermezler mi? Önceden hadi evet ya da hayır, verirler mi vermezler hayır, mi? Hayır, benim eskiden yıllardır alışveriş yaptığım yer. Tamam, ben gittim Nagi Hanım dersen bana verirler mi? Verirler. Güveniyorlar bana. Sana veriyorlar çünkü sen kimliğini gösteriyorsun. Siz Nagihan'sınız da ondan. Güveniyorlar bana. Hayır, çünkü siz ben... Nagihan'sınız. Ya sen zaten Nagihan'sın. Senin orada hesabın var. Senin hesabında kocan ödüyor. Kocan da gidiyor gösteriyor kimliği. Kocasın bizim burada hesabımız var. Burayı alalım diyor. Ama bunları da artık rica ederim. Hadi Yağmur'a, Mağmur'a bilmem ne inandın. Ama o niye eşiyim diyor. O da eşiyim demiş. Kimler, kim dedi sana Nursel bunu? Nursel Hanım demiş. He? AVM'dekiler diye geliyorlar. Ne diyorlar? Eşiyim ben işte, öyle oldu, böyle oldu. E o eşi olarak da artık kendini adlandırıyor. Evet, öyle. İmam nikahı yaptım, ben de imam nikahı kıydım. Yalan ya, imam nikahı. Haciz geldi, sordu mu kıydım mı kıymadım diye. Sor. Haciz geldi evime daha geçen iki gün öncesi ya. Ben ondan bahsetmiyorum, imam nikahı kıyıp kıymadığını sordun mu kocana? Sordum, yok öyle bir şey dedi. Yapmaz sor zaten ya. Sor. Kıydın mı Erol? Yok, kıymadım. Ben inanırım eşime, kıymadı. Dediyse maaşı kapıdan çıkmak nasip yani, olmaz. Yani diyorum ya, saf eşim ya. Üç tane ya, çocuğum var, öyle öpeyim kesinlikle. Çocuğunu karıştırma. Ya bak yani kıydıysam diyorum yani, hiç. Kıydıysam. Yok ya, yalan ya. Yok. Sen öyle söyleyeyim, hak etmiyorsun bu kadını. Tamam, ben hak etmiyorum, ben kötü adamım. Ha tamam, ya sen şimdi cevap ver Nursel'e. Sen bir sus artık, sen ne alakası? Ya, ben onun dediklerini duyduktan sonra Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Oo. Ben masa kurdum, masalarda oynattı diye bilemiyorum. Yalan, ben kesinlikle tam öyle tersi, bir şey yok kendi... ya. Ay, kesinlikle yani... öyle bir şey yok ya. Tam tersi. Ben öyle dedim, araştırın, tamam. Araştırın öyle bir şey ya. Dedi ya. Tamam, evet. Daha artık yani ne onun adı ne dese Allah onu nasip bilirse öyle yapsın. Üç çocuk babası Erol Karakoç'un kendisini 1 milyon 200 bin lira dolandırmakla suçladığı sevgilisinin ablası Sevim Sarı ile konuştuk. Nursel Hanım, 2014 yılına kadar annemiz babamız bir olan bir kardeşim var. Onun evinde kaldı. Fakat 2014'de Nursel alkolik oldu. Evin sahibi istemedi diğer ablası. Evimi açtım. Evimi aldıktan sonra bir gün geldi, eniştesinin kartıyla alışveriş yapması gerektiğini söyledi. Bir sakınca görmedim, kardeştir, evimdedir. Verdim. Fakat bu alışverişlerin arkası kesilmedi. Sevim Sarı'dan kız kardeşiyle ilgili oldukça çarpıcı bir iddia geldi. Söylediğine göre bu olay kardeşinin ilk dolandırıcılığı değildi. Başıma Nursel'le ilgili evde bir olay geldi. Yatarken evimde bir erkek sesi duymamla uyandım. Kapıyı açtığımda bir adam kapıdan fırlayıp kaçtı, fakat Nursel kaldı. Biraz arbede oldu. Arbededen sonra eniştesini aradı. O arada eniştesi geldi ve aldı bunu, ama çantasını unuttu. Çanta bende kaldığında Nursel'in el yazısıyla kendi adının soyadının olan bir reçete. Yaklaşık bir 40-50 tane erkek adı soyadı işte yan yana, kredi kartı numarası, ön CV bilmem ne falan, arka numaralar. Tabii benim jeton anında düştü. Anında savcıya gittim kağıtlarla beraber. Ve savcı bana dedi ki, zaten bir dava açılmış Sevim Sarı. Siz dedi, milletin dedi kartını kullanmış. Dedim ki hani böyle bir şey yok, ben bu şahısları tanımıyorum. Mahkemeye çıktık. Şikayet eden şahıs geldi. Mahkemede hakim sordu. Bu kadını tanıyor musunuz? Adam dedi hayır. Nursel Yüksel'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Çok insanı dolandırmış. Çok. Kadın nakiti çok seviyor. Erol Karakoç'un iddialarının doğru olduğunu savunan Sevim Sarı, kız kardeşinin tüm anlatılanları yapabilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela işte Erol Bey'le 2 sene beraber yaşadım diyor. Hesapta hoca nikahlıymış. Öyle bir şey yok. O kimseyle hoca nikahı kılmaz. 2 sene Erol hayatında, ama şimdi başka insanlarla da görüşüyor. En başta akıllı telefonun ona zarar vereceğini biliyor. Çünkü yaptığı dolandırıcılık belli. Ne olacak şimdi, 2 sene mesela ben bir adamla yaşıyorum. Adam beni görüntülü aramak isteyecek. Sevgilisiyim ya ben onun. O onun her zaman bilincinde. Kendi diline de sarhoş olduğunu da söylüyor zaten. Beni bir tanesi görüntülü arsa yakalansam mahvolurum. Kullanmaz. Bak, bu akıllı telefon meselesinde görüntülü arama mevzusunu ben akıl edememiştim. Bunu Sevim Hanım söylüyor. Ben daha başka şeyler düşünmüştüm. Yani emniyet açısından. Takip açısından. Ben evet yani daha polisiye şeyler düşünmüştüm, ama tabii... O zaman ararsa, görüntülü ararsa beni nerede görecek, görmeyecek kısmını ben akıl edememiştim. Sevim Hanım, geçmiş olsun öncelikle. Sizin gönderdiğiniz belgelere bakınca sizin de bu davadan mağdur olduğunuzu görmüş oldum. Merhabalar Megin Hanım. Yani bu paketler, yanlış mı ben anladım? Tabii çok kısıtlı elimde dosya var. Paketler sizin eve geldiği için mi
Şimdi şöyle bir şey, bu bende kaldığında bunun bir eniştesi var. Eniştesinin kartını aldım, işte bir şey alacağım falan. Biraz önce dediğim gibi Nursel Yüksel sizin yayınınıza bağlandığında tek bir doğru sözü vardı. Ha. Geri kalan hiçbir şey zaten doğru değil. Tuşlu telefonun dışında hayatım boyunca akıllı telefon kullanmadım dedi, onda doğru söyledi. Bu eniştesi... eniştesi dediğiniz sizin eşiniz mi? Valla ben kabul etmiyorum. O yüzden de dilim varmıyor enişte demeye. Evet. Bir dakika. Nursel Yüksel... Eniştesi dediği sizin eşiniz mi? Zaten Nursel Yüksel evet evet benim eniştem. Ama diğer aynı anneden babadan olan... Başka bir kız kardeşiniz var, onun kocasından bahsediyorsunuz. Evet, evet. Ha. 18 yıl Nursel Yüksel onun evinde kaldı. Fakat alkolik olunca bunu kapıya attılar, bana geldi. Tamam, o kredi kartlarıyla ilgili de paketler de sizin evinize mi geldi? İşte o şansın eniştem dediği bana kart aldı, kart verdi, alışveriş yapacağım dedi. İşte onu anlatıyorum. Bu hayatı boyunca internete ait hiçbir şey kullanmadığı için ben de şifremi verdim. Benim bilgisayarım, benim internetim, benim telefonum. Eve gelen kargoları ben aldım. Zaten savcılıkta hepsini ben söyledim. Evet her şey benim. Ama doğru anlamışım bu, o zaman. Tamam evet, dosyanın içeriği bende olmadığı için, akıl yürüttüğüm için size sordum. Anladım. Size hepsini yolladım Müge Hanım ben. Hayır, bu dosyanın bir tek karar duruşması var. Duruşma tutanağı son şey var. O yüzden hani ne olmuş ne etmiş şikayetler olmadığı için elimde. Ancak siz niye suçlanabilirsiniz diye akıl yürüttüğümde siz beraat ettiğinize göre demiştim. Doğru düşünmüşüm, anladım. Benim anlattığım gibi yani alınıyor, şey yapılıyor. Peki o erkeklerin kredi kartı numaraları nasıl bulunmuş? Şimdi mahkemeye gelen... Açık birisi konuşayım mı Müge Hanım? Buyurun, birisi nişanlısıyım demiş. Hayır. Öyle bir şey yok, hepsi dosyada var. Zaten dosyayı incelediğinizde eğer dosyam çıkartırsanız... Dosyam yok hayatım, dosyam yok. Sen söyle. Ben size gerekirse onu alıp fakslayabilirim de. Tamam. Gelen tanık hakime dedi ki... Bu kadın 25... Kılara girmeyelim, anladım. Tamam, bir tanesinden öyle aldı diyelim. Evet. Diğerlerinden yani, nasıl almış? Hepsinden aynı Müge Hanım. Diğeri ya da ötesi birisi yok. Anladım. İşte o zaman adamlar cüzdanlarına da sahip çıksınlar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.